size sözü bırakıyorum moderatörümüz Sayın Arslan Bey'i. Buyurun bize. Teşekkürler. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Öğleden sonraki ilk panel oturumu bize nasip oldu. Sizleri çok sıkmadan kısaca konuların üzerinden geçmek istiyoruz. Biraz hem bizim heyecanımızı alsın hem de sizleri tanımak adına güvenlik dışı gelen, güvenlik dışı disiplinden gelen var mı acaba? El kaldırması rica edebilir miyim öncelikle? IT dışı var mı? Dili ona göre seçebiliriz arkadaşlar. Şimdi de bir tane sözü var. Biraz beddua gibi. Tuhaf zamanlarda yaşayasınız diye karşılarına söylerlermiş. Biz de şu anda sanırım birileri bu bedduayı almış. Hepimiz geçtiğimiz senelerde koronayı yaşadık. Covid'i yaşadık. İşte büyük depremler yaşadık. Ama bu depremden, deprem gerçi çok sayılmayabilir ama koronadan hepimizin gördüğü, Covid'den hepimizin gördüğü dayanıklılığı yüksek olan kısmın az hasarla çıktığı veya bir şekilde atlatabildiği güvenlikte de bugünkü işleyeceğimiz konu buna benzer bir konu. Katmanlı bir güvenlik yapısından bahsediyoruz. Kademeli de yer yer denilebilir. Biz bu katmanlı güvenlik yapısı, güvenlik metodolojisiyle önceki panellerde de sunumlarda anlatılan işte o saldırganlara, saldırı yöntemlerine karşı bir şekilde önlemler almaya çalışıyoruz. Elimiz çok çok zayıf aslında baktığınızda. Karşı tarafın elinde her şey var. Bizimse elimizde sadece yapabildiğimiz tek şey IP'sini bloklayabilmek. Onun ötesinde fazla bir şey yapamıyoruz. Bu kadar desek ki git bunun peşinden koş, aylar sonra size birini bulurlar veya bulamazlar. Böyle bir ortam içerisinde panelistlerimizden ne tür önlemler alarak siber dayanıklılıklarını arttırdıklarını öğrenmeye çalışacağız. Ben ilk başta sözü Mehmet Bey'e vermek istiyorum. Mehmet Bey, siz bu anlattığın karamsar bir tablo içerisinde neler yapıyorsunuz? Kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki Anadolu Efes tarafındaki birlikleri tarafında mutlaka da bir strateji geliştirmek lazım. Bu strateji oluştururken de bir framework'ü baz almakta çok ciddi fayda var. Size hem yol gösteriyor hem de kendinizi değerlendirmeye olanağı sağlıyor. Biz de NIST'i temel aldık bu konuda. NIST'e göre de kendimizi öncelikle değerlendirdik. Durumumuzu belirledik. Sonra da stratejiyi biraz da buna göre oluşturduk. Zayıf noktalarımızı, eksiklerimizi, gelişim alanlarımızı belirleyerek bir strateji oluşturduk. Bu stratejiyle birlikte de hem kısa, orta ve uzun vadeli yol haritalarımızı oluşturduk. Tabii bunları bu yol haritası üzerine ilerlerken yaşadığımız birçok zorluk oldu. En temel zorluklardan biri hepimizin malum kültür dönüşümü. Yani bilgi güvenliği kültür dönüşümü gerçekten şirketler için oldukça zor bir konu. Özellikle IT temelli olmayan bizim gibi üretim ve çok farklı sektörde çalışan şirketlerde kullanıcıları, üst yönetimi, diğer iş bilimlerini eğitmek, kültürü geliştirmek hiç kolay bir olay değil. Çok çabaladık bu konuda. Eğitimler, yani testler, phishing senaryoları, onların eğitimleri, posterler, lock screenler, sürekli şey pompaladık, bilgi güvenliği pompaladık. Bence fena bir noktaya gelmedik ama bu konu zaten bitecek bir konu değil, sürekli gelişime açık bir konu. Şu noktaya geldik, kullanıcılar normal bir mail de alsa artık bize dönüp bu phishing mi sorusuyla karşılaşıyoruz. Tabii bu hoş bir şey aslında, bize biraz fazla iş çıkıyor ama bu sorulardan memnunuz. En azından çalışanlarımız bu konuda hassasiyetin arttığını görmek ve bu konuda tecrübe etmiş olmaları ve bu konuda bize destek olmaları gerçekten güzel bir şey. İkinci konu, zorlandığımız ve gerçekten gayret gösterdiğimiz süreç ve sistemlerin adaptasyonu. Burada süreçleri geliştirmek ve değiştirmek gerçekten çok zorlu. Her iş birimiyle temas etmiştik, her iş birimiyle süreçleri gözden geçirdik. Güvenlik katmanı, güvenlik perspektifiyle değerlendirdik. Bu yönde hem güvenliği sağlayacak hem de onların işlerini zorlaştırmayacak veya iş kesintisine uğramayacak çalışmaları yaptık, süreçleri geliştirdik ve ortak bir paydada buluştuk. Bu şekilde de ilerliyoruz. Tabii süreçler değişiyor, otomatik olarak sistemler de değişiyor.
sistemler değişirken de yine hem iş birimleri hem de sistemlere destek veren tedarikçilerle temasa geçerek sistemlerin değişimi, adaptasyonu, uyarlaması adım adım ilerledik. Sonrasında çok zorlandığımız bir konu kısıtlar. Şimdi ilk güvenliği deyince bizim şirketlerde herkesin aklına ilk gelen şey kısıt oldu. Bir şeyleri engellemek, bir şeyleri kısıtlamak, bir şeyleri zora sokmak. Bunu anlatmak kolay olmadı. Bu konuda bayağı bir çalıştık. Tabii kısıtlıyorsunuz ama bu kısıtlarken mutlaka bir alternatif sunmalısınız. Veya bir reasoning yolda yapmamalısınız. Biz de bunu yaptık. Alternatifler bulduk. Yavaş yavaş ikna ettik. Tabii bu arada üst yönetimin desteği çok çok önemli. Biz de bu çerçevede üst yönetimi sürekli bilgilendirdik. Bizim bir bilgi güvenliği kurulumuz var. CEO'muz başkanlık ediyor. Ve burada sürekli kendilerini desteği aldık, sürekli kendilerini bilgilendirdik. Bu çerçevede kendilerini desteklemeyi istedik. Tabii NIST oldukça önemli bir framework. ISO 21'i de takip ediyoruz. Ama NIST'in geçen süreci sıralarında oldukça kapsayıcı bir alanı var. Dolayısıyla derinlemesi de savunma anlamında her alanından, her alanı işleyen bir framework. 6 ayda bir kendimizi değerlendiriyoruz. Biliyorsunuzdur NIST'in çok değerli questionları var. 100 kusur sorudan oluşan. 6 ayda bir kendimizi gerçekten objektif bir şekilde değerlendiriyoruz. Eksiklerimizi bulup o tarafları ona göre geliştiriyoruz ve geliştirme yolunda gerekirse yol haritası ve stratejiyi güncelliyoruz. Hem mevcut teknolojilerden faydalanıyoruz, hem
yapımıza uygun standartları ve regülasyonları maksimum şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Ama onun yanı sıra düzenli olarak ekiplerle birlikte çalışıp onlara yaptıkları ürünün, geliştirdikleri yapının nasıl güvenli olacağı noktasında bir tür saha uzmanlığı vermeye çalışıyoruz. Bu bizi de onların yanına koyuyor aslında. Onlar artık bize gelmeye başlıyorlar. Ya biz şöyle bir şey geliştireceğiz, sen abi önden bir bakar mısın, ne yapabiliriz? Burada biz nasıl bir şey yapmalıyız ki daha sonrasında daha sıkıntı yaşayalım diye. Yani testi kırılmadan en iyisi böyle oluyor. Kırıldıktan sonra iş işten geçmiş oluyor ama o zaman da yap oluyor. Artık iş işten geçmiş oluyor işte. Böyle zaman baskısı oluyor açıkçası. Evet. Teşekkür ederim. Yani açıkçası bu siber dayanıklılık kavramı bence güvenlik tarafına çalışan arkadaşlar sıklıkla kullanması gereken bir şey. Şuradan bir avantajı var. İşte başımıza elbet bir olay gelecek demek IT dışı bir yöneticiye karşı bence büyük cesaret istiyor. Onun yerine biz dayanıklılığımızı artıracağız şeklinde anlatırsanız o hem düşünürken zaten bunun farkına varabiliyor. Dayanıklılığı artıracağız kelimesinden. Ama bir şekilde de bizden beklenen şey sıfır hata, herhangi bir olay olmaması. Bunun için de ben yine panelistlerimize dönmek istiyorum. Ayça Hanım'dan bu sefer başlayalım. Ayça Hanım, siz bizi nelerin başarıya götüreceğini düşünüyorsunuz? Eğitimin başarıya götüreceğini düşünüyorum. Eğitim şart. Eğitim şart. Kesinlikle öyle. Farkındalığın çok yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle en alttan en üste kadar farkındalığın. Siber güvenliği, bilgi güvenliğinin ne olduğunu tam olarak anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun yanı sıra çalıştırdığımız, çalışan personelin gerçekten kalifiye, yani bu işi gerçekten iyi bilen insanların olmasını düşünüyorum ki şu an Türkiye'de biraz zorlaştı. O yüzden insanların yurt dışına kaçmasını konuştuk ekonomist Emre Bey'le de aynı şekilde. Yurt dışına kaçıyorlar. Maalesef bir insan kaynağı riskimiz de var. Ama kendimizi geliştirmek, teknolojilere ayak uydurmak çok çok önemli bir noktaya geldi artık. Bunu yakalayabilmek, AI teknolojilerini, data analytics'i yakalayabilmek çok çok önemli. Eskiden Rönesans'ın en önemli şeyi mürekkepti baktığımızda. Ne bırakabiliyoruz mürekkeple, nasıl kullanabiliyoruz, mürekkebi nasıl kalıcı tutabiliyoruz'u araştırmaya başladılar. Sonra şimdiye kadar gelen bütün eserlerin aslında mürekkeple yazıldığını tarihte gördüler. Şu anda aynı şekilde biz AI'yı kullanmayı nasıl bildiğimizi görmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Teknolojileri yakalayabilmemiz lazım. O yüzden eğitim diyorum. Çünkü yeni yeni şeyler geliyor, yeni terimler geliyor. Bunları iyi öğrenmemiz lazım. Bu şekilde başarıya ulaşırız diye düşünüyorum. Mehmet Bey de bahsetti. Yani bu bir kültür değişimi gerçekten. Bilgi güvenliği kültürünün gerçekten şirketlere empoze edilmesi, bunun anlaşılması, farkında olunması gerektiğini düşünüyorum. Yani gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik dediğimiz ve sürekli dillerimize bu pelesenk olan sözcüklerin iyi anlaşılması gerekiyor diye düşünmekteyim. Peki, teşekkürler. Yani, salondaki tabii herkes tarafından çok net anlaşıldığından eminim ama gerçekten IT dışı, hatta güvenlik dışı IT çalışanları dahil olmak üzere anlatmak gerçekten çok çok zor. Yer yer onların önüne bir şekilde farkındalık olarak çıkarsanız da bizzat yaşaması lazım. Veya bir başka deyişle kafasını vura vura bir yerlere öğrenmesi lazım. O tabii en maliyetlisi. Ama bir şekilde de karşımıza çıkıyor maalesef. Arkan Bey, sizin bu başarı yolculuğundaki önerileriniz nelerdir? Sizler de yaptı. Teşekkürler Aslan Bey. Ben aslında Ayça Hanım'ın bıraktığı yerden farklı perspektifle devam edeyim. Eğitim tabii ki bunun önemli bir parçası. Diğer bacağı da neye sahibiz? Hani varlığımız ne? Bunu daha önce varlık yönetimi üzerinden risk yönetimiyle siber güvenliğe gitmeyi birçok defa dinledik. Belki hala legacy olarak bunları kullanıyoruz, bu metotları. Ancak ortam çok dinamik, varlıklarımız her gün değişiyor. Artık cloud'a çıkıyoruz, birçok mikroservis mimariler kullanıyoruz. İş bilimleri artık kendi dijital teknolojileri üretiyor. Generative AI artık gündemimizde, sizler de biliyorsunuz.
ki iş bilimleri bu süreçleri kullanıp artık kendileri bir şeyler üretmeye başladı. Sabah da yine bir panelde konuşuldu Shadow IT konusu. Shadow IT artık IT kendileriyle büyütüyor. Biz mesela Cıbraç'ta bir hackathon düzenledik ve burada hiçbir IT profesyonel almadan kodlu teknolojiler üzerine iş bilimlerine eğitimler veriyoruz ve onların dijital süreçler, dijital ürünler çıkarmasını istiyoruz. Hal böyle olunca biz siber güvenlikçiler olarak siber güvenliğin yönetimini yapabilmek için bu varlığı toparlayıp hani neyi koruyacağımız, neyi önceliklendireceğimiz bizim için çok zor bir hal alıyor. Bu noktada da aslında doğru bir yönetişim stratejisi kurmak. Hep yönetişim denir, hep de kağıt üzerinde kalır. Bunu da biliyorum, hani stratejiler yazılır, politikalar yazılır. Ama bunu gerçekten sahaya indirmek lazım. İş süreçlerini, iş birimlerini yanımıza almak lazım. Bunları paydaş yapmak lazım. Yönetim desteği almak da artık yetmiyor. İş birimleriyle kol kola yürümek lazım. Biz bu noktada Tüpraş olarak açıkçası sahada birçok birimden uygulama sorunlara dağıtıldı bilgi güvenlik sorunları yetiştiriyoruz ve onlar bizim aslında sahada gözümüz kulağımız oluyor ve birçok süreç onlar üzerinden sahaya gelmeye çalışıyoruz. Yine üst seviye komitelerimiz haricinde alt seviye rafinerilerimizde siber güvenlik komiteleri kurarak tabii yönetimin de yetkilendirmesiyle onlardan gelen talep ve istekleri ve onların yaşadıkları sorunları dijitalleşme çağının önüne geçmeden iş sürecini destekleyerek siber güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Tabii bir yandan da riskler artıyor. Artık hani siber savaş diyoruz. Artık siber savaş değil, artık savaşın ta kendisi. Konvansiyonel savaş önce siber savaşlar başlıyor. Hani en son Filistin-İsrail savaşında bunun birçok etkisini gördük. Bu yüzden de hani önlemleri de bir yandan kontrolleri almamız lazım. Bu noktada da benim gördüğüm, bugün de çok değerli tedarikçilerimiz var, iş ortaklarımız var, hepsinin çok değerli ürünleri var. Ama artık bunların birbirleriyle konuşması lazım geliyor. Ve bunların API desteği olmayan, entegrasyonu olmayan, oradan bir sonuç üretmiyorsak, entegre bir güvenlik yönetimi yapmıyorsak, yani futbol sahasını düşündüğümüzde o defansı tam yapamayız. Herkes kendi başına çok olgun, belki içeride kaynaklarımız var, çok iyi ürünlerle donatıyoruz ama bunları birbiriyle konuşup entegre etmeden doğru proaktif bir siber güvenlik yönetimi yapmıyorsak bu noktada biraz eksik kalırız. Bunlara biraz önem veriyoruz. Kendi SOC ve CRM'in getirdiği bize o farkındalığın haricinde kendimiz custom hunting query'leri yazıyoruz. Artık zafiyet bir yere kadar zafiyeti yönet ama bir uygulamanın aynı gün iki farklı çıktığına şahit olduk. Yani hangi günü kapatacaksınız? Bu yüzden Attack Surface Reduction dediğimiz kavramı gerçekten artık günümüze yer etmemiz gerekiyor ve buna kafa yormamız gerekiyor. Yani bir zafiyet olsa bile o zafiyeti gerçekleşmeyecek ortamı yaratmamız ve o alanı daraltmamız, o futbol sahasını çok dar alana hapsetmemiz, kalemize getirmememiz lazım bu bölümlerimiz için. İlk etapta söyleyeceklerim bunlar ama tabii bir de zorluklarımız da var. Onlardan da çok az bahsetmek isterim. Özellikle kaynak çok değerli. Kaynağı etkin ve değerli kullanmak lazım. Yani günlük rutin operasyonlara kaynak ayırıyorsak bir yerde bence dönüp hata yaptığımızı fark etmemiz lazım. Çünkü siber güvenlik kaynağı hepiniz yaşıyorsunuzdur. Ben bizzat yaşıyorum. Hani bir senedir dolduramadığım pozisyonum var. Açık söyleyeyim. Yani bulamıyoruz ve bulduğumuz kaynakları da dönüp hani bir ürünü yönettirmek ya da çok basit süreçle idame ettirmek çok doğru gelmiyor. Bunları aslında daha otomasyona döküp operasyonel işleri biraz engineering tarafına kafa yormak, bir şeyleri farklı yapmak, sektörün biraz ilerisine gitmek gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz kötü taraftaki dünya çok bizden çok daha hızlı ilerliyor. Bunları bir şekilde ayırmak lazım. Teşekkür ederim. Yani kaynak problemine kesinlikle katılıyorum. Bir şekilde güvenlik alanındaki yetişmiş kaynak, yani gördüğümüz arkadaşlar farklı farklı yerlerde belli bir süre sonra yine aynı arkadaşları görüyoruz. Bir süre sonra artık onları göremiyoruz. Yaşlarından dolayı değil, ülke olarak kaybediyoruz. Bence ülkemizin bir dezavantajı. Arkadan yeni nesil bu alanda yetişiyor. Tabii ki güvenlik çok havalı. Elinizde çekiç var. Ofansif tarafı için konuşuyorum. Bir şeyleri kırabiliyorsunuz çok rahat. Az bilgiyle çok iş yapabiliyorsunuz. Ama savunma tarafında iş biraz daha farklı. Yani ne kadar çok bilirseniz onun çok az bir kısmını ortaya koyabiliyorsunuz. İhtiyacınız olduğunda gerçekten bilgili olmanız lazım. Dolayısıyla hem bu süreç kısmında konuştuk, teknoloji tarafında konuştuk. Bir de ben aynı soru için Ulaş Bey, sizden de son panel öncesi de biraz dinlediğim hikayeler çok da heyecan vericiydi. Bu konuda görüşlerinizi alabilirsem sonrasında diğer soruya geçelim. Aslında hem katılımcılar hem de panelistteki arkadaşlarımız bu
bahsettiğin eğitim tarafı hepimizin hem fikir olduğu mu? Farklı şekillerde bunu gerçekleştirebiliriz. Posterlerle, afişlerle bunu destekleyebiliriz. Genel varlıkların yönetimleri neye sahibiz? Bunların sürekli olarak takip edilmesi, yönetilmesi, izlenmesi. Bunlar bizi başarıya götürecek adımlar. Fakat ben ek olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Mehmet Bey de bahsetti. Hepimizin bağlı olduğu bazı regülasyonlar oluyor. Ya da işte kanuni yaptırımlar oluyor. Ya da hiçbir şey olmasa bile kendimiz bir güvenlik framework oluşturmak istiyoruz. Fakat bunu başarılı bir şekilde implemente ederken en önemli dikkat etmemiz gereken noktalardan birisini uygulanabilir mi sorusuna cevap aramamız olduğunu düşünüyorum. Yani güçlü parola politikası oluşturacağız. Minimum 14 karakter, 15 karakter parola oluşturmalısınız dediğimiz durumda sahada bunu gerçekten karşılığını görebilecek miyiz, bunu uygulayabilecek miyim gibi devreye almak istediğimiz güvenlik politikalarını net, açık, anlaşılabilir, tüm paydaşlarımız, tüm çalışanlarımız, her seviyedeki çalışanlarımız tarafından uygulanabilir olup olmadığını da sorgulamamız bu süreçte bizi başarıya götürecek en önemli adımlardan birisi diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yine bu sefer ben bir deneyim paylaşımıyla başladım ki dış tehditler dışarıdan sürekli saldırıyorlar zaten. Herhangi bir IP adresini açtığınız zaman da tatlıya sineklerin düşüşmesi gibi bir anda saldırılar başlıyor. Portumuzdan dinleniyor her şekilde. Tabii bunun bir de içerideki boyutu var. İçeride de bir şekilde suistimal veya offend regrediğimiz, hatalı işlemlerimiz gibi durumlar var. Çalışanlarımız da burada bir şekilde bilinçlendirmek, en azından sorumluluğu onlara aktarmış olmak gerekiyor. Bizim kendi yaşadığımız bir durumda bir çalışanın yanlış bir davranış sebebiyle teşebbüste bulunmuş olduğunu gördük. Bu tabi işte bankalar, kredi kurumları tarafından değerlendiriliyor. Ceza bize kesildi. Dendi ki siz bu çalışanı neden bilinçlendirdiniz? Dedik ki biz bunu politikalarla yazdık zaten. Bakın şuradaki şu ifade, işte başka bir yerdeki bu ifade açık açık gösteriyor mu? Dedik ki hayır, bunun bilinçlendirmesini yapsanız bile açık açık şunu yapamayacağını belirtmeniz gerekiyor diye. Dolayısıyla yani örnek vereyim, tam o konu değil ama TC kimlik numaralarını dışarıya çıkartmaması gerektiğini işte şu meşhur marka, hamburger markasının içeceklerin üzerine sıcaktır, üstünüze dökmeyin yazması kadar açık bir şekilde yazmamızı bekliyorlar. Dolayısıyla ihale daima güvenlik tarafına çıkabiliyor. Bilinçlendirme konusunda bizden kaynaklı görünebiliyor. Bu anlamda yine güvenlik çalışanlarından büyük beklenti var. Sizlerin bu konudaki görüşleri almak istiyorum. Nihayet Ayça, sizle başlayalım. Kurum içi tehditlerde nasıl çalışmalarınız? Biraz bahsedebilir misiniz? Burada insan kaynaklarıyla omuz omuza çalıştığımız noktalar da oluyor. Ve bunun yanı sıra tabii ki bilgi önemli dedik. Tabii ki eğitim şart önemli dedik ama buna güvenemeyiz. Yani açık açık belirtmek de bir noktada yetmeyebiliyor çalışanlar için. İş yoğunlukları arasında güvenliği göz ardı edebiliyorlar. O yüzden test etmek gerektiğini düşünüyorum. Bunlar nedir? Hani zaten siber saldırıların %80'e yakını sosyal mühendislikle yapıldığını az çok biliyoruz. O yüzden sosyal mühendislik alanında belli testler yapıyoruz. İşte phishing, vishing gibi testler yapıyoruz. Sahte e-posta atıyoruz, kimlik hırsızlığı testleri yapıyoruz. Bunlar bu arada test yapmakla da bitmiyor. Asıl önemli olan bu testlerin sonuçlarını doğru okumak, doğru değerlendirmek. Kimler sürekli aynı hatayı yapıyor, kimler bu konuda bilinçsiz kalmaya ısrar ediyor, devam ediyor. Bunlar için ayrıca eğitimler düzenliyoruz. Hani bakın bunu yaparsanız böyle olur bilincini oluşturmaya çalışıyoruz ve üst yönetim de bu konuda arkamızda duruyor. Yani bu çok önemli diye düşünüyorum. Teşekkürler. Yani bu kültür değişimi zor açıkçası. En azından bunun güvenlik tarafında bunun tek başına bir sorumluluk olmaması gerekiyor. Dediğiniz gibi kolkola başka ekiplerle bir arada çalışmak gerekiyor. Alper Bey, sizin bunu bir düşünceniz almak isterim. Şöyle başlayayım aslında. Rafineri sektörü biraz zor bir sektör. Şu sebeple aslında farklı personel gruplarıyla çalışıyoruz. Hani rafineri tarafında özellikle
hiç bilgisayara ya da hiçbir teknolojiye değmeyip çalışmaya çalışan içeride birçok mütehacı ya da farklı personeldeki arkadaşlar var. O yüzden farklılık programını çeşitlendirmek gerekiyor. Bu çeşitliliği sağlamaya çalışıyoruz. Hani hepimiz biliyoruz pandemi döneminde birçok eğitim online'a döndü ama online eğitimler artık yani daha çok bana körlük yaratıyor gibi geliyor. Hani deneyimlerimden yola çıkartmak söylüyorum. Çünkü yaptığımız sosyal medya testlerinde o sonuçları, o yaptığımız yatırımları alamadığımızı gördük. Bunun üzerine aslında bir metot değişikliğine gittik. Farklı da artık yıla yaymaya başladık. Bir farklı program çıkarttık. Günün anlam ve önemine özel, o aya özel ya da o güne özel bir anda bir afiş, bir şey, yani bir vurucu bir etki bırakacak bir şey, durum ya da 3 ayda bir yine güvenlik bültenleriyle kullanıcılarımızı tamamen olmuş olaylardan, kendilerine dokunan, hayatlarına dokunan konulardan bahsediyoruz. Yine çalışanlarımızın çocuklarına yönelik, ailelerine yönelik şu anda bir inisiyatif başlattık ki onların hayatlarına değersek yanımıza çekeceğimizi düşünüyoruz programımızın içerisinde. Onları da farklı eğitim platformlarıyla tanıştırıp hem de onları farklı deneyimlerde fiziksel olarak bir araya toplayıp deneyimler yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde tabii rafineriler için önemli ki insan sağlığı. Çünkü çok riskli bir sektör, en ufak hataya tahammül olmayan bir sektör, siber güvenlik bunun bir parçası. O yüzden teknik emniyet ve proses emniyeti bizim aslında en önceliğimiz sahada. Teknik emniyet ve proses emniyetindeki arkadaşlarla birlikte çalışarak siber tatbikatlara, onların tatbikatlarında yer veriyoruz. Yani siber kaynaklı bir vaka, bir olay olursa nasıl davranmamız gerekiyor? Bunları sürekli birlikte her sene üzerine koyarak çalışıyoruz. Ve tabii buradaki sahadaki personelin de yerinde denetimlerde, orada birebir eğitimlerde, çünkü birçoğunun dijitale ulaşma imkanı yok. Çok farklı işler yapabiliyorlar profilde insanlar. Onları direkt yerindeki eğitim olarak ilerletiyoruz. Bunun haricinde tabii ki dışarıdan destek aldığımız özellikle sosyal medya kampanyaları olsun, bizim yürüttüğümüz sosyal medya kampanyaları olsun. Bunu da biraz insan kaynakları süreçleri içerisinde dedik. Bundan çok fayda gördük. Şunu söyleyebilirim. Özellikle işin beyaz yaka tarafında İK profil kartlarında bir sosyal medya kampanyasının sonucunu ve eğitim sonuçlarını yansıtıyoruz ki bu onların aslında kariyer yollarında da bir artı değer ya da eksi değer olarak yansıtılmasını sağlıyor. Bu da artık bu bilincine herkes ulaştığı için bir kampanya yaptığımızda inanılmaz bir şey görüyoruz. Yani ilk böyle bildiren olmak istiyorlar ya da ilk işte bunun bir sosyal medya testi olduğunu farkına vardığını görmeye çalışıyorlar. Bu konuda da yani herkese tavsiye edebilirim. İnsan kaynaklarıyla özellikle birlikte çalışırsak hani bu farklılık tarafını çok daha iyi bir noktaya taşımış oluyoruz. Teşekkür ederim. Ben de yani anlattığınız duruma yakınsayan bir durumdayız. Başka bir yerde iyi bir uygulama var. Bunu paylaşmak istiyorum ben. Belki hani, tanıyanlar da vardır. Bir yine finans kurumunun yaptığı bir şey. Yeni işe alım öncesinde adayın, henüz çalışan olmamış bir adayın bilgi güvenliği farkındalığını ölçüp onu bir kriter olarak değerlendirmeye alıyor. Bu IT çalışanı olabilir, bilgi güvenliği çalışanı olabilir, fark etmez. Yani böyle bir uygulama var. Her zaman paylaşmak istedim. Sizin tarafta ise süreçlere entegre etmek, dediğiniz gibi belki terfi ve tırnak içerisinde zam döneminde çok uygun olmaz. Şu anda çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Tuhaf günlerdeyiz. O yüzden süreçlerle entegre etmiş olmak çok çok iyi. Peki süremiz de çok çok azaldı ama ben Ulaş Bey'den de aynı sorunun bir yanıtı alayım, ardından son soruya geçelim. Biz de eklemek arkadaşlarımıza, yani dediğiniz gibi eğitim yapmak, insanları sürece dahil etmek, açıkçası hani günün sonunda da bilgi güvenliği tarafında onların da sorumlu olduğu bilincini onlara aktarmak aslında işletim tarafında bizim elimize güçlendirecek noktalardan bir tanesi. Burada da klasik eğitimlerle bilgi güvenliği sizin de sorumluluğunuzda, siz de üzerinize düşeni yapmalısınız gibi eğitimlerle gittiğimiz zaman biraz önce de bahsettiğim gibi çok klişeleşiyor. Kimse artık hani onu görünür olmuyor, kimse umursamıyor. Onun yerine içerideki her çalışanımıza o çalışanın sağladığı katkının sonucunda değerli hissettirme. Yani senin bu verdiğin bilgiyle beraber biz aslında şu kadar etkiyi bertaraf ettik. Bu noktadaki eksikliğimizi giderdik. Senin sayende aslında biz bunları sağlayabildik gibi feedbacklerle atık olmamış güvenlik elçileri aslında atayabiliriz içeride. Bizim taraftan örnek verebilirim. Yani Teknosa Türkiye'nin her yerinde yayılmış 200'e yakın mağazası olan bir firma.
Evet, dijital tarafta işte CMB, EDR'ı diğer bir şey hepimiz burada güvenlikçiyiz. Bu tarz yatırımlar yapalım, iç tehditleri tespit etmeye gayret ediyoruz. Fakat ben Van'daki mağazada ne olup bittiğini, açıkçası dijital olmayan tarafta ne olup bittiğini çok da takip edemiyorum. İşte orada ne olup bittiğini bana haber verecek, oradaki güvenlik ihlallerini bir şekilde bana raporlayabilecek güvenlik elçileri oluşturabilirsem, vereceğimiz eğitimlerle ve farkındalık çalışmalarıyla iç tehdit tespiti noktasında elimizi çok güçlendirecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Aynen yani bir insan vücudunun organları gibi beyne o sinyalin bir şekilde gelmesi lazım. Her şeyi tek bir ekipten beklememek gerekiyor. Peki son soru olarak da siber güvenlikte böyle nokta atışı diyeceğimiz, en azından dinleyicilerimizin aklında kalması adına 3 tane böyle vurgulayacağımız en önemli başlığı istesem Mehmet Bey sizden neler söylerdiniz? Evlerine gittiklerinde bunlar akılda kalacak kadar nokta atışı desek. Çeşitli şeyden bahsettik aslında. Kesinlikle başlayan savunma sistemleri olan veri ve veri merkezlerini kurma oldukça önemli ki bu konuda herkes de bir noktaya erişmiştir. Düşünmüştü firewall'lar, WAF'lar, IPS'ler, DDoS önlemleri. Bunun yanı sıra DLP sistemi herkes muhtemelen uygulamıştır. Aynı zamanda daha yeni sayılacak konseptlerden yetkili kullanıcı yönetimine bir kurum. Ama bize gibi üretim yapan firmalarda özellikle SCADA sistemlerin korunması da son derece önemli. Çünkü şu andaki en zayıf noktalardan biri orası. Biz de çok son derece dikkat ediyoruz bu konuya. İkinci konuda saldırı tespit ve önleme sistemleri bence çok önemli. EDR, XDR, orada aynı zamanda CM, SOAR ve SOC hizmetleri son derece önemli. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunları mutlaka bulmak lazım. Bunları çok sıkı takip etmek lazım. Bir diğer en önemli konu da malumunuz sabahları konuşuyoruz. Farkındalık eğitimleri ve kullanıcıların bilinçlendirilmesi. Son bir şey diyeceğim bu konu sadece. Biz dediğim gibi belirli noktaya geldik bu konuda. Şu anda insan kaynaklarıyla bu konuda bir KPI geliştirebilir miyiz ve her çalışana bir KPI ataması gibi bir konu üzerinde çalışıyoruz. Bence bu da önemli çünkü bazı işler zorla oldu, bazı işler severek de yapılıyor ama bir hedef vermediğiniz sürece bu iş yine eksik kalıyor. KPI bence önemli. Tarık Bey, son olarak sizden bulunmak istesem. Bu üç başlığında hemen üç tane şey söyleyeyim. Eğitim, sıkılaştırma ve sürekli araştırma. Valla beklentilerim çok çok büyük. Ötesi hızlı bir yönet oldu. Teşekkür ederim. Fener mi oldu bir tek? Fener mi oldu? Olabilir. Bir sabır ya. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Dinlediğiniz için teşekkürler. İsterseniz teşekkür ediyoruz. Arslan Bey'e, Ayşe Hanım'a, Alper Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey'e, Ulaş Bey'e, Tarık Bey'le aynı zamanda teşekkürümüz. Sağ olun Zafer, ağzınıza sağlık. Bu güzel panel için çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Neyse, üçlü bir parolam vardı böyle. Şimdi daha da güçlendirmeye karar verdim. Artık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ünlem gelecek. Çok bir aile etkilenmiştir zannediyorum. Türk güvenlik avlarında bir ünlem de bir şekilde olacaktır.